basit harmonik osilatörün hareketini yatay konumu grafiği üzerinde gösterebileceğimizi görmüştük. İşte şöyle gayet güzel bir grafikti. Ve bu hareketin genliğini, yani denge konumunu olan maksimum uzaklığı veya yer değiştirmenin maksimum büyüklüğünü de şöyle çizmiştik. Periyotsa tüm bu sürecin eski haline gelmesi için geçen süreydi. Onu da büyük T ile gösteriyoruz. Periyodu tepeden tepeye, çukurdan çukura veya bu döngü üzerindeki bir noktadan benzer bir noktaya kadar ölçebiliriz. Dolayısıyla bir sünüs veya kosinüs grafiği ile istediğiniz her hareketi gösterebilirsiniz. Daha büyük genli olan bir osilatörünüz varsa bunu dikey yönde geldiğinizi düşünün. İşte böyle olur. Periyot aynı kalır. Fakat genliği uzatmış oluruz. Veya daha büyük periyotlu bir kütleniz varsa kütleyi yatay olarak gerersiniz ve genlik aynı kalır veya her iki yönde de gererek istediğiniz sürede bir osilatör elde edebilirsiniz. Harika değil mi? Ancak çoğu zaman denkleme de ihtiyacınız olur. Yani buradaki grafiği hangi denklemin tanınmadığını bilmeniz gerekir. Evet, buradaki grafik için sizce nasıl bir denklem olur? Hatta her şeyden önce grafiğin denklemi derken neyi kastediyorum? Şunu demek istiyorum. Bu grafik x yatay konumunu yani kütlenin şu yönde denge noktasından ne kadar uzaklaştığını zamanın bir fonksiyonu olarak gösteriyor. Yani öyle bir fonksiyon istiyoruz ki şunu versin. Bu kütlenin bulunduğu konumun değeri zamanın bir fonksiyonu olarak nedir? Öyleyse bu denklem ne olurdu? Bu denklem bir fonksiyon olurdu. Başka bir deyişle bu fonksiyona istediğiniz zaman değer verirsiniz ve o da size konumun değerini verir ve grafik kütlenin hangi konumda olduğunu gösteriyorsa bu değer de işte o konumu ifade eder. Çünkü grafik fonksiyonun vereceği değerle uyum içinde olmalıdır. Yani fonksiyon kütlenin herhangi bir anda nerede bulunduğunu söyler. Peki bu fonksiyon nasıl görünür? Şimdi bunun bir sinüs veya kosinüs olduğunu görmüştük değil mi? Yapacağımız birinci tercih bu. Sinüsümü kosinüsümü seçmemiz gerekiyor. Ben her zaman şunu yaparım. Başlangıca bakarım ve derim ki t eşittir 0 olduğu durumda bu maksimumdan başlıyor. Bu durumda kosinüsü kullanırım çünkü kosinüs maksimumda başlar. Maksimumda başlar derken şu. 0'ın kosinüsü neydi? Trigonometri fonksiyonlarından hatırlarsanız 0'ın kosinüsü 1. Bu kosinüsün alabileceği en büyük değerdir sinüs ve kosinüs en fazla bir sayısı kadar büyük olabilir. Bu şey ise maksimumdan başlıyor. Yani t eşittir, sıfır konumunda kosinüs maksimumda başlar. Buradaki bu fonksiyon t eşittir sıfır konumunda bir maksimumdan başlar. Kosinüsü kullanacağım fakat buraya birkaç eleman eklemem gerekiyor. Kosinüs tek başına işime yaramaz çünkü kosinüs en fazla 1 olur. Bu şey ise R kadar büyümek zorunda. Yani R her neyse bu şeyin bunun kadar büyümesi gerekiyor. Başka bir deyişle basit harmonik osilatörlerim her zaman bir değerinde genliğe sahip olmayacak. Burada belirli bir basit harmonik osilatörün genliğini gösteren bir değişkene ihtiyacım var. Biraz daha somutlaştırayım. Diyelim ki bu şeyi 20 santimetre ya da 0,2 metre geri çekiyoruz. Yani belirli bir basit harmonik osilatörün genliği 0,2 metre olsun. O zaman şuraya 0,2 metre diyebilirim. Evet bu sayı bir kadar bile büyük değil. Eğer bunu kosinüs olarak bırakırsam o zaman içinde 1 olur diye düşünmeyin. Çünkü ancak ve ancak 0,2'ye kadar çıkabilir. Ama işimiz yine de kolay. Şöyle düşünün. Bu denklemin en başına genliği getiriyoruz ve çarpıyoruz. Bu genlik her neyse çarptığımızda x sadece genlik kadar büyüyebilir. Benim istediğim de zaten bu. Bu x'in hareketinin genliği kadar büyük olmasını istiyorum. Bu noktada tamam oldu. Buraya t'nin kosinüsü koyarım diye düşünebilirsiniz. Ama bu sonuç vermez. Bunu zamanın bir fonksiyonu olmasını istiyoruz değil mi? Denkleme bir zaman değeri koymak istiyoruz ve fonksiyonun grafikteki konum değerini bize vermesini istiyoruz. Yani 0,2'de mi, 0,1'de mi, 0,045'de mi gibi. Bu fonksiyonun göstermesi gereken şey bu. Fakat buraya sadece t değerini koymak iyi olmaz. Çünkü bakın, sıfırın kosinüsünü biliyoruz. 1. Kosinüs ne zaman tekrar 0 olur? Şuradaki iç kısım 2 pi olduğunda. Dolayısıyla radyanları kullanacağız. İsterseniz dereceleri kullanabilirsiniz. Fakat çoğu fizikçi ve öğretmen bu durumda radyanı kullanır. 2 pi'nin kosinüsü yine 1 olur. Çünkü bu birim çemberini düşünürsek kosinüs fonksiyonunun bir tam tur gidip tekrar başladığı yere geri gelmesidir değil mi? Yani bir şey 2 pi açısıyla dönüyorsa her şey tekrar eski haline gelmiştir demektir. Fakat bu demektir ki bu fonksiyon her 2 pi saniyede eski haline gelir değil mi? Çünkü t eşittir 0 olduğunda fonksiyon 1'di ve sonra t eşittir 2 pi olduğunda fonksiyon yine 1 olur. Bu demektir ki t kosinüsünün periyodu 2 pi'dir. Fakat bizim periyodumuz her zaman 2 pi olacak diye bir şey yok. Ortada gerçekten özel bir durum yoksa periyot her neyse odur. Diyelim ki bu belirli durumdaki periyodumuz 6 saniyeydi. Eğer bu 6 saniye ise 2 pi saniye sonra eski haline dönen bir fonksiyon istemeyiz. 6 saniye sonra böyle yapan bir fonksiyona ihtiyacımız vardır. Peki bunu nasıl yaparız? İşte bunun için burada t'den başka bir değerimizin daha olması gerekiyor. Eğer sadece t olursa periyodun her zaman 2 pi olduğunu gördük. Çünkü t'nin kosinüsü o sırada eski haline döner. Evet, şimdi zekamızı kullanalım ve bir bakalım. Şuraya küçük bir değişken ekleyeceğim. O küçük değişkenim omega. Şimdi bunu t ile çarpacağım. Zaten omega'yı nasıl istersem öyle ayarlarım değil mi? Eğer omega'yı büyük ve küçük yaparsam bu fonksiyonun periyodunu da istediğim gibi ayarlayabilirim. Omega'yı belki açısal hız konusundan hatırlıyorsunuzdur. Peki, açısal hızın formülü neydi? Delta teta bölü delta t. Yani açıdaki değişim miktarı bölü zamandaki değişim miktarı. Bunun konumuzla ilgili olmadığını düşünebilirsiniz. Çünkü bu kütle sadece ileri geri gidiyor. Yani bir çember içinde dönmüyor. Ancak birbirini tekrarlayan süreçleri, döngüsel süreçleri bir çember üzerinde gösterebilirsiniz. Mesela tam buradan başladınız. Burada t eşittir sıfırdı. Kütleyi geri çektiniz ve sonra bıraktınız. Yani tam burada başlamış oldunuz. Birim çember üzerinde tam şuraya denk geliyor. Evet, kütle denge noktasından geçip gider ve bu hareket bir döngünün dörtte biri kadar sürer. Yani kütle buraya kadar gelmiş olur ve daha sonra bu köşeye kadar gelir ve bu şeyi tümüyle sıkıştırır bu süreçte bir döngünün yarısı kadar sürer başka bir koyu renk kalem bulayım ve denge noktasından geçerek geri gelir şurada aşağıda daha sonra başlangıç noktasına geri gelir ve bu süreç bir tam döngü oluşturur böylece birim çember üzerinde döngüsel süreçleri nasıl gösterebileceğimizi ve bunun nasıl anlamlı olduğunu görebilirsiniz başta soyut gelebilir fakat gerçekten faydalı çünkü bakın bunu yapabilmiş olduk aklınıza belki bunun tanımını nasıl yaptığım takılmış olabilir bu bir birim çember üzerindeki bir döngü 2 pi radyandır değil mi? Eğer radyan kullanıyorsak o zaman bir döngü 2 pi olur. Çünkü 2 pi bir çemberin çevresine bir kez döner. Bu ne kadar sürer? Basit harmonik osilatör için cevabı biliyorum. Periyodu bir tam döngü için gereken süre şeklinde tanımlamıştık. Öyleyse 2 pi bölü periyot elde ederiz ve denklemede bunu koyarız gerçekten de işe yaradığını göreceksiniz. Böylece sadece açısal hızla ilgili bilgilerimizi kullanıp 2 pi bölü periyodu formüle yazmak bize tam istediğimiz zaman döngüyü eski haline döndüren bir fonksiyon verecektir. Bu tanım sizi hiç ikna etmediyse sorun yok. Hatta benim bile kafam karışmış olabilir. Ne demek istediğimi size göstereyim. Bu fonksiyonu alırız. Omega yazmak yerine şurayı sileriz. Omega açısal hızdır bazen açısal frekansla denir. Yani farklı terimler kullanılabilir. Bu açısal hızı veya açısal frekansı alır, onu tam buraya omega'nın yerine koyarız. Daha sonra bunu T ile çarparız ve bakın ne olur? Müthiş. İşte şimdi işlem yapabilirim. T ile yani değişkenimizle çarptık. Unutmayın. Küçük T değişkenimiz, 2 pi sabitimiz. Periyot olan büyük T de sabit. Bunlar farklı harmonik osilatörler için farklı değerde olacaklar fakat belirli bir harmonik osilatör için büyük T ile gösterilen periyot sabittir. Şimdi bakın ne olacak? T eşittir 0 noktasında şu iç kısım tamamen 0 olur. Diyelim ki formüle T eşittir 0 girdim. İstediğimiz herhangi bir küçük T'yi gireriz. Bu bizim değişkenimiz. Dolayısıyla eğer küçük T eşittir 0 sıfır girersem 0'ın kosinüsü bana 1 verir. Fakat şimdi ne olacak? bir tam süreçten yani döngüden sonra küçük t'yi büyük t yani periyot olarak girersem bakın ne olur. Bu büyük t şu büyük t'yi götürür ve şurada sadece 2 pi kalır. Ve 2 pi'nin kosinüsü de 1'dir. Bu demektir ki her büyük t'nin yani periyotta bu şey bir tam döngüyü tamamlar. Bizim istediğimiz de buydu. Periyot olarak her zaman 2 pi gerektiren bir şey istemedik. Şimdi buradaki periyodumuz her neyse onu girebileceğimiz bir fonksiyonumuz var. Bu şekilde bu küçük t ne zaman periyot yani büyük t olursa şurası 2 pi olur ve kosinüs eski haline geri döner. Böylece elde edeceğiniz grafik veya fonksiyon size her periyodu eski haline döndüren bir grafik verir. Bizim istediğimiz de tam olarak bu. Dolayısıyla bunu biraz daha somutlaştırırsak buradaki şu belirli fonksiyonu ve belirli genlikteki periyodu ele alalım. Bunları gösteren grafikte yani bunları gösteren fonksiyonda genlik yerine 0,2 yazarız. 0,2'yi buraya sığdırmaya çalışayım. Birimi metre olarak aşağısına yazayım. Çarpı kosinüs. Hatırlayın. Kosinüs istemiştik çünkü maksimumdan başlıyor. Bu grafikte maksimumdan başladı. Eğer aşağıda burada başlasaydı ve yukarıya gitseydi sinüs kullanırdım. Çünkü sinüs 0'da başlar. Fakat bu grafik maksimumda başladı. Ve 2 pi bölü periyodum var. Bunu sadece periyot T olarak bırakamam. Çok belirsiz olur. Hemen gerçek periyodumu giriyorum. Bu yay üzerindeki bu kütlenin gerçek periyodu 6 saniyeydi. Küçük t'ye gelirsek. Bu noktada bazı insanların kafası karışıyor ve küçük t yerine ne yazayım diye düşünüyorlar. Ama burada bir değer girmeye gerek yok. Eğer konumun zamanın bir fonksiyonu olmasını istiyorsanız küçük t'yi değişken olarak bırakırsınız. Bu değişken burada sabit duran bir şey, değil mi? Eğer bu kütlenin 9. saniyedeki konumunun değerini bilmek istersem denkleme 9'u girerim ve fonksiyonu hesaplarım. Böylece 9. saniyedeki konumu bulurum. Veya 12,25. saniyedeki konumu istersem küçük de zamanımız için 12,25 saniye girerim, fonksiyonu hesaplarım ve bu da bana 12,25. saniyedeki konumu verir. İşte bu fonksiyon sizin için bunları yapabilir ve basit harmonik osilatörün hareketini bu şekilde gösterebilir. Şimdi diyebilirsiniz ki bu çok zaman aldı ama merak etmeyin. Bu işlemleri yapmaya alışınca kolay gelmeye başlıyor. Beraber bakalım. Diyelim ki bir sınavda test kitabında ya da ödevde şu soruyla karşılaştınız. Bu harmonik osilatörü tanımlayan bir denklem yazın. Gayet kolay. İlk olarak sinüs mü kosinüs mü kullanayım diye sorum. Grafiğe bakıyorum. Maksimumda başlamıyor, hatta sıfırda bile başlamıyor. Sinüs olsaydı sıfırda başlardı. Aşağıda burada başlıyor. Fakat bu olur çünkü minimumda başlıyor. Dolayısıyla yine kosinüsü kullanırız. Öyleyse diyeceğiz ki zamanın bir fonksiyonu olarak x nedir? Genlik neydi? 3 metre. Denge konumunu olan maksimum uzaklık 3 metre. O zaman formüle 3 metre yazacağım ve sonra kosinüsü kullanacağım. Çünkü maksimum veya minimum gibi ekstrem bir değerde başlıyoruz. Sonra 2 pi bölü periyot lazım. Peki periyodum ne? Grafime bakıp sistemin eski haline dönmesinin ne kadar sürdüğüne bakıyorum. Şurada minimumda başlamıştık. Peki tekrar minimuma ne zaman döneriz? 4 saniye. O zaman periyot 4 saniye olur. Yani 2 pi bölü 4 saniye yazarım. Peki şu küçük t yerine ne yazmam gerek? Hiçbir şey. Çünkü t burada sabit duran değişken ve istediğim değer olabilir. Evet burada küçük t'nin fonksiyonu cinsinden x'im var. Ama işim bitmedi çünkü bu grafik yukarıda burada başlayan ve şöyle aşağıya giden bir grafik. İşim şimdi kolay. İlk olarak eksi sinüse çarpma yapıyoruz ve kosinüsü eksi kosinüse çeviriyoruz. Eksi kosinüs de aşağıda burada başlıyor. Şimdi dikkat edin genliğimiz hala 3. Eğer soru genliğin ne olduğunu sorsaydı şunu derdik. Genlik maksimum yer değiştirme büyüklüğüdür. Bu nedenle aşağıda burada başlamasına rağmen bu hala artı 3 metre. Fakat formüle fazladan bir eksi girebiliriz. Bu bize eksi kosinüs verir ve işte fonksiyonumuzu elde ederiz. Öyleyse unutmayın eğer burada yukarıda başlarsak kosinüs kullanmak daha iyi. Eğer aşağıda burada başlarsak eksi kosinüs kullanmak gerekiyor. Eğer tam burada başlarsak şöyle yapayım. Eğer burada başlar ve yukarı gidersek sinüs, burada başlar aşağı gidersek eksi sinüs kullanıyoruz. İşte fonksiyonlarımız. Özetlersek, basit harmonik osilatörün hareketini göstermek için her zaman bu denklemi kullanabilirsiniz. Eksi veya artı genlik çarpı, 2 pi bölü periyot çarpı, zamanın sinüsü veya kosinüsü. Bu 2 pi bölü periyot açısal frekansı veya açısal hızı temsil eder. Ve maksimumda başlarsak artı kosinüsü, minimumda başlarsak eksi kosinüsü seçeriz. Sıfırda veya dengede başlayıp yukarı gidersek artı sinüsü, dengede başlayıp aşağı gidersek de eksi sinüsü seçeriz.